sadece ben iyi bir senaryo okumuştum. Sağ olsun Necmi ve bundan 10 yıl önce Necmi ve Ahmet bir gün sizin filminizi çekeceğiz demişlerdi. Tabii biz o zamanlarda inanmamıştık. Kardeşim Rıdvan da olaya vakıf olunca biz başladık. O sürece başladık. Ve aslında küçüklüğümüzden beri böyle bir şey olacağını hissediyorduk biz. Biliyorduk. Yani bir gün bir şekilde ya filmimiz ya da bir kitap üzerinde böyle bir hayal gerçekleşeceğini düşünmüştük. Hayatımı adamış demeyeyim de biz 8 kardeşiz, 5 tane ablası var, hepsi alalı. Birebir beni oynayacağını hissetmiştim zaten. Çünkü biz ilk tanıştığımızda Binnur Hanım'la çok sıcak bir karşılamayla bakışarak hissetmiştim zaten. Çok güzel oynadı, fazladan oynadı. Bu filmde adanmışlık olabilir gözüken perdede ama ben ona hayatımı adamışken kendi hayatımı da yönlendirdim. Bir şekilde Rıdvan Bey'in ödülüm, Rıdvan Bey'in hayat ödülüm, yol arkadaşım, adadığımı düşünmüyorum. Biz birlikte bu hayata birlikte yol alırken çok şeyler kazandığımı da biliyorum. Biz 45 günlük çekim sürecinde çok güzel şeyler yaşadık, gecesi, gündüzü. Rıdvan çok mutlu olmuştu. Hatta film bittikten sonra boşluğa düşmüştü. Onun sürecini de atlatması çok zor olmuştu. Yine ben vardım onu o süreçten kurtarmak için. Bence güzel geçmişti çekim. Yılanın da yılan. Hepsini dinleyip nakşalak iyi valla. Sizin de evin ihtimini de iyi valla. İhtim ve kadı ne vermedi. İyi valla. Aklını da bindi valla. Valla istersen ya. İstersen mesela benim. İstersen ben değil. Bana en çok zorlandığı bölüm, çok güzel saçları vardı. Saçlarını kestiler bir bölümde. Biz onu eve götürdüğümüzde hıçkıra hıçkıra ağladı. Kel oldum dedi. Saçımı kestiler falan diye. Hatta küsmüştü, sete gitmemişti bir iki saat. O süreci anlatmaya çalıştı. Onu anlatmak istedi.